Evet, daldık komşunun bahçesine. Ne işimiz var bizim bu bahçede? Bunlar ne? Merak ediyorsanız, yapacağınız tek şey bizi takip etmek. Evet, Hacı Baba'nın çiftliğinden hepinize hayırlı sabahlar. Yeni bir güne başladık. Ve daldık komşunun bahçesine. Acaba yine kimin bahçesine daldık? Hep birlikte göreceğiz. Eğer bizi ilk defa seyrediyorsanız ve kanalımıza abone değilseniz mutlak surette abone olmanızı, beğenmenizi, paylaşmanızı ve özellikle de WhatsApp durumlarında bizim videolarımızı paylaşmanızı hasreten özellikle istirham ediyoruz. Kaç kişi erkek gitti aslında böyle? Gören de çok fazla bir marifeti var zannedecek. Evet, daldık komşunun bahçesine. Var mı baklazın işlerine gördün mü hiç? Baklazım iki tane düşmüş. Ama ben her gün saat böyle 10-11 arası. Sen o zaman yani bir şey yapıyorsun. Tek tek kontrol ediyorum. Ha, elinle topluyorsun. Ben de 10-15 tane topluyorum. Yani sabah geliyorum o sıcakta evet. Söylüyor ya. Bak bir tane bulduk. Bir tane gelmiş buraya. Evet. Eğer şimdi izleyenler bunun ne olduğunu merak ediyorlar. Bu şu böcek baklaz zınlı çiçeklerin özünü yiyor. Özünü yediği için artık çiçek meyveye dönüşemiyor. Ve çiçek olduğu gibi ömrünü tamamlamış oluyor. Baklaz zınlına karşı organik mücadelenin en güzel örneği mavi leğendir. Her türlü mavi renkli kaplara içine su koyup bu şekilde arazinize koyarsanız baklaz zınlıları olduğu gibi gelip içine düşer. Mavi leğen, mavi damacana, mavi bidon, her türlü mavi olan alet edevatı koyabilirsiniz. Çok fazla şey var abi. Bu değişik bir sinek var. Evet. Ben bakıyorum da yine o sinekler... Zarardan ziyade artık neye geliyorsa bilmiyorum bu sinekler. Evet onlar da... Ya bu, demek ki bunlar da şeyin peşinde. Yeme peşinde. Kovan arısı bayağı var. Güzel bir şey yapıyor. İşte buraya mesela 2-3 tane kovan koysan. Yakınlarda şey var mı? Arı kovanı falan var mı? Arı kovanları şeyde var. Şu dağın eteğinde bir yayın var. Evet. Oradan tüm arılar hep oradan geliyor. Ha, yakın sayılır yani. Tabii tabii. Ha, o zaman yani yine de faydalıdır. Yo, oradan geliyor. Yani başka bal besleyen yok.
Geçen sene de işte baktım yine abi. Evet. Şu arada küçükleri yeni mi diktin? Onları Kasım'da diktim. Evet. Onlar şey köklü. Ha, tüplü. Evet. Hiçbir tane fire vermedi. Evet. Müthiş ya. Ama bu diğerleri de çok sürgü vermeye başladı. Biraz. Evet. Mesela şu işte, 3 yaşına dikilmiş bir fidan değil mi bu? Evet. Evet. Onu işte Kasım'da onu evet. keseceğim artık. Bunu artık mecburen bu şuradan keseceksin ki. Eski şeyleri hepsini keseceğim. Eskiyi komple ortadan kaldır, bak yenileri çok güzel olmuş. Tabii. Yenisi çok güzel gelişmiş. Artık buna ihtiyaçları kalmamış. Ya geçen sene gördüm, ben hiç içinden çıkmadım. Evet. Yani sonuç olarak bakarsan oluyor ha bunlar. Bak şimdi verdiği fideler bak. Bak onun verdiği fideler çoğu da hep. Bak şunları verdi hep. Miller evet. koyduğu için millerden kök oluşmadı. Evet. Yani 3 yaşındaki yani, bir fidanı dikmenin dezavantajlı tarafı da bu. Şöyle bir tane maklazım bulursa. Ve şöyle. Artık çiçekler de geçiyor ya. Şöyle iki sıraya giriyorum. Her evet. yere tek tek kontrol ediyorum. Hakkını veriyoruz yani sen o zaman. Yani baklazım bak şimdi şey yaptığı yerleri belli ya. Şeyini yemiş. Yediği yeri sen fark edebiliyorsun değil mi? Tabii. Bak mesela şurayı yemiş bu. He evet bak. Yani. Şeye dönmüyor, meyveye dönmüyor bak. Evet işte o şey yap. Ben o yüzden sabah yani saat 10-11 arası. Öyle erken saatlerde. 10-11 ben daha erkense erken de pek olmuyor ama 10-11 arası bir de 3-4 arası. Evet, manzaranın güzelliğine bakın. Ama dün mesela saat 3.30'da baktığımda evet. o irilerden yoktu artık. Hep kopuyorum ya. Onların demek ki yavruları kalmış. Artık geriye fazla bir şey kalmamış. Yani sen mücadeleyi başarıyla tamamlamışsın. Küçükleri, yani küçük yavrular imha ettim. Evet. Evet. Acaba o neyin peşinde? O da aynı. Ben onu da imha ediyorum. Onu da yediğini gördün mü? İşte yiyor. Baksana. Google Lens'ten bakmak lazım. Sana bir organik tavsiyede daha bulunayım mı? Daha önce söylemiş olabilirim sana. Isırgan otu gübresi. Söyledin mi daha önce? Söyledim. Evet, onu yapabilirsin. Ya burada ısırgan otu yok. Çüngüçte var abi. Öyle mi? He. Çüngüçten temin edebilirsin yani. Çüngüçte tanıdığın kimse varsa. O kavlun kuyu mu diyor? Evet. Ondan atacağım. Yani güneş yakmalarına karşı kavlun kili kullanabilirsin. Ne zaman kullanacağız? Her an şu anda atabilirsin. Ayda bir sefer at. Çiçeğe bir zararı olmaz. Yok, organiktir. Tamamıyla organiktir. Atacağım. Hem sıcaktan hem soğuktan kırmızı örümceğe karşı, haşerelere karşı ve hastalıklara karşı işte o kırmızı kanat var. Onları da ben temizliyorum. Koruyuculuk sağlar sana. Ve o kırmızı kanat çünkü o Karakara'daki bir arkadaşın videosunu izledim. Evet. O da aptal bir böcek. Şöyle elimi atıyorum, o hiç elime geliyor. Basıp atıyorum. Bu sinekleri görünce aklıma şey geldi işte, ısırgan otu gübresi geldi. Isırgan otu gübresi yapınca da ısırgan otu gübresi yaptığın işte o kabın etrafına
o ısırgan otu gübresi döktüğün yere bu sinekler çok geliyor. Neden olduğunu çözemedim. Bilmiyorum yani. Şimdi bilmiyorum bu faydalı böcek midir, zararlı böcek midir? Şimdi şey yapınca hiç aptal gitmiyor. Aynen o baklazım gibi. Uçuyor da bu. Yani faydalı böcek de olabilir o. Vallahi bu genelde diyorlar şey bu kımıl diyorlar ya. Evet. Onun yumurtalarını yiyor. Olabilir. İşte. Yani doğada yani bitkin üzerinde gördüğümüz her böcek zararlı değil. Bazıları da yararlı. Oluşuyor ya, örümcek ağı mı oluşuyor? Evet. Şu örümcek ağları zararlı mı, faydalı mı? Abi örümcek ağları sıkıyor yani bitkiyi. Atlaşın evet. Aranya bahçesinin olmazsa olmazı. Bak ben, sarmaşık. Bir burayı temizledim. Bir görsen. Evet. Yani bayağı bir ot oluştu. Ben onu bir tırpanla şey yaptım. Bu ağaçların etrafını da hep evet. Elle temizledik bir. Şimdi işte çapa yapacağız. Çamur ya. Öyle. Çapa olmuyor. Onu bekliyorum yani. Senin meşhur bir ot kesicin vardı. Evet o. O da vardı. Evet. O bir arkadaşım da geri verdim onu da. Kendin yap abi aynısını. Yaparım da ben şey aldım. Elektrikli şey benzinli tırpan almışım. He, evet. Onu şeyde çapada takılıyor. Aparatları bayağı var. Evet. Aynen yeri karıştırıyor yani o çapa aparat takarsan. Tabii tabii. Şimdi onun aparatı var. Onu da istedim. Bugün yarın geliyor. Şu köklerin etrafını bile güzel. Bir de koruyucusu var. Evet. Zarar vermiyor. O şekilde. Elimi attığım zaman hemen uçuyorlar. Ben yani saydım 10 tane. Sayabildim yani. Uçuyorlar ya bir taraftan. Evet. Yani ben bir şeyde bir ocakta 10 tane saydım. Yok benim komple. İlk gün bir şey yaptık. 10 tane topladım. İkinci gün yine aynı ama üçüncü gün sefer şey yaptım. Evet. Saat 10-11 arası bir de 3-4 arası. Sabahkilerde 8-9 ama öğleden sonra 10-11'i buluyordu. Ama dün düştü. Dün baktım hep artık yavru. Evet. Birilerden, uçanlardan yok. Demek ki yani. İnşallah abi sen yani bu mücadeleyi başarılı bir şekilde bence tamamlamış oluyorsun. Mecbur bakalım benim başka şeyim yok ki ya. Öyle. İnanın böyle gelip başı şu çiçekleri. Ya bu çiçeği görmek bile insanı rahatlatıyor değil mi? Tabii ya. Bak şuraları hep temizledik. Görüyor bak hiç ot evet. Yok. Şeylerin etrafı. Tabii şimdi yağmur yağınca bir daha. Sürekli bir ay boyunca yağmur yağdı abi. Şimdi zaten damlama sistemine başlayınca. Evet. Yine artık oluşur. Onlar hepsini keseceğim. Kaç tane yani olmuş? Yeni bırakacağım. Evet. Yani şu an şu 1 2 3 4 5 bak şu da güzel olmuş. Evet. 6 7 8 9 şu hepsi aynı ocağın devamıdır değil mi? Tabii, 10 tabii. 11 bak burası da çok güzel çıkmış. 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. Ben şimdi şu gübreyi koyun gübresi tam 3 sene yanmış koyun gübresi. Evet. Bak hiç ot var mı etrafında? Aynen. Onu koyduğum yerde ot da olmuyor. Ama tabii yanmış olmuyor. Taze gübreyi koyarsan abi her şey çıkar içinden. Kurt da çıkar dibine kurt evet. Bile yer. Her şey bakımla alakalı. Evet yani. Şimdi diğer köşede orada oluşuyordu. Orası rüzgar almıyor. Şimdi ama bunu erken vakitte kesmiş olsaydın belki dipten daha çok su verebilirdi. Şu anda bütün gücünü şeye veriyor ya bak. Ya evet. Buna veriyor. O yüzden dibindekiler fazla gelişmemiş. Bak şu mesela. Evet. Bu. Ha bak bunun ana şeyi kurumuş. Evet. Ana dalı ama etrafında çok güzel fışkırmış. Evet. Şunun ana dalı sabit kalınca diptekiler şimdi az gelişmiş. Sararma bu magnezyum eksikliğimi ne yapmamız lazım şu evet. Mesela bazıları bak şu çok güzel. Evet. Şu bazıları ağaçtan mı nedense şöyle renk sarı. Çok fazla yağmur yağdı ya. Ondan mı? Çok fazla yağmur yağınca topraktaki besin elementlerini alamıyor şu anda.
bitki. Onlar hepsi bağlanmış bunlara durumda. Bunlara takviye bir şey yapmaya gerek var mı? Şey verebilirsin. Kombi tarzında elementler verebilirsin. Kombi diye geçer. İçinde her türlü şey var. Sıvı mı şey mi? Toz. Toz. Onu serpecek miyiz? Yok, sulandırıp atacaksın. Ha, sulandırıp. Evet. Olur. Üstten de verebilirsin, diplerine de verebilirsin. Yani damlamadan da verebilirsin. Üstten... Şimdi zaten bir çapa yapacağım. Evet. Çapamadan sonra mecbur artık sistemi kuracağım. Vallahi bitirdim ben. Baklazlığında bırakmadım. Yani... Leğenler içinde kalsın abi. Leğenlerin sana bir zararı yok. Yok. Aksine sana faydası var. Kolay kolay arı düşmez. Arı düşüyor, ben onları kurtarıyorum. Ha, çok kolay kolay düşmeyene arı da. Arıları dün iki tane düşmüştü. Bu uğur böceğini mesela çıkarabiliriz abi içinden. Ha, evet. Bu bir faydalı böcek bizim için. Yok, öyle faydalı böcekleri çıkarıyorum. Yok, faydalı böcekler genelde yani buna gelmiyorlar. İşte bazen düşebiliyor. Rabbim de ona göre bir ayar vermiş. Bunlar yeni düşmüş. Olabilir. Bak. Bu yeni düşmüş. O bir tanesi bak eski, bu yeni düşen. Yani birisi eskidir, evet doğru. Evet. O bak vermiş. Bu diğeri yeni düşmüş. Yani 30 tane şey yerleştirdim. Yeter değil mi? Yeter abi, çok güzel. Evet, mercimekler çiçekte. Ah, burada bir tane var. Gayet de güzel. Şahane. Kanada mercimeği. Şahane bir mercimek. Kanada mercimeği? Evet. Nasıl bir şey abi bu? Abi bayağı iriydi böyle tanesi. Yeşilimsi, kırmızı bir şey. Bunun kilosu 18 liradan aldım. Diğer bizim yerler 10. Bizimkiler yani 200 kilo veriyor, bu 300 kilo veriyor. Bu biçtikten sonra dökülmüyor. Allah Allah. Abi. Bunu biçerken bize haber et abi, gelelim bakalım. Olur. Burası da senin değil mi o zaman? Tabii. Ta o yukarıya kadar 20 dönüm mercimek etti. Ha doğru, senin burası 26 dönüm müydü? 28. Heh, evet. Çok güzel. İşte memlekette yapılmayanı yapmak diye buna denir. Bir taraf. Evet. Aynı. Şimdi burayı mercimek ektim ki buraya şimdi 2000 tane daha aronya ekeceğim. Evet. Yani nereye kadar giderse 2000 tane daha aronya. Ha şu an şurası boş kalmasın diyerekten değişik bir şey ektin. Tabii. Evet. Bir taraf Kanada mercimeği, bir taraf aronya. Rabbim inşallah böyle güzel üreticilerin sayısını arttırsın. Burada bir tane baklazım buldum. Bak. Daha öncekine hepsi iri iriydi. Hemen bakıyoruz. Bak. Evet, küçük yavru. Bu da zannedersem bir tane de burada var aynı büyüklükte. İkisi. Evet, bu da zannedersem abi süne gibi. Mesela süne de aynı şekilde belirli bir şey vardır. Ömür periyodu vardır. 3 hafta, 4 hafta sonra yavrularını çıkartıyor, kendisi artık ölüyor. Evet. İlk günkü topladıkların bunların iki katı iriydi. Evet, imha aşamasına geçti bunlar artık. Evet, daldık komşunun bahçesine diyerekten daldık komşunun bahçesine. Komşunun bahçesinde aronya var. Aronyalarını birlikte gezdik, inceledik. Aronyaların içerisinde mavi leğenler koymuş. O mavi leğenleri niye koymuş? Mavi leğenlerin içinde ne var? Onları gördük. Genel durumu hakkında sohbet ettik. Yaptığı çalışmalar hakkında bizlere bilgiler verdi. Buradan bir başka bahçeye dalmak üzere ayrılıyoruz. Evet. Görüşmek üzere.